Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, Rahim olan Allah'ın ismiyle. Bizleri 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'e ulaştıran Rabbimize hamdü senalar olsun. Ümmeti olmakla şeref duyduğumuz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salatu selam olsun. Tüm Elazığ'ımızın, milletimizin ve tüm alim İslam'ın Ramazan-ı Şeriflerini tebrik ediyoruz. Hususen Ramazan-ı Şerif'in kendisinden azami derecede istifade etmeyi cümlemize nasip eylesin. Hoş geldin ey şehri Ramazan, hoş geldin. Şehrimizin gözde televizyonu Kanal 23 ekranlarında değerli izleyenlerimize Ramazan boyunca inşallah iftar saatinden önce misafir olacağız. Hususen programımıza geçmeden evvel bir konu hakkında malumunuz hissiyatımızı paylaşmak istiyoruz. Şöyle ki 7 Ekim'den bu yana Gazze'de kardeşlerimiz bir zulmün, bir soykırımın altında tam 157 gündür devam ediyor. Hususen Rabbimizden niyaz ediyoruz ki bu Ramazan-ı Şerif'in hürmetine kardeşlerimize, bizlere zaferler ihsan eylesin. Bu hususta Cenab-ı Hak bizlere hayırlı kapılar ihsan eylesin. Amin. Ramazan boyunca dünyanın değişik yerlerinde sıkıntı çeken ehl-i iman kardeşlerimize ve Gazze'deki kardeşlerimize dualarımızı eksik etmeyelim. Evet, şimdiden tüm izleyenlerimizin iftarlarını hayırlı iftarlar diliyoruz. Evet, şimdi Ramazan boyunca sizlerle programımızı gerçekleştireceğimiz kıymetli hocamız Sayın Doktor Ayhan Mirza İnak hocamızı konuk ediyoruz. Kendisine ben hoş geldiniz diyorum. Eyvallah, hoş bulduk. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ramazan-ı Şerif'iniz hayırlı mübarek olsun hocam. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Çok şükür. Çok şükür. Sağlığımız iyi elhamdülillah ama bir yandan tabii Gazze'ye üzülüyoruz. Cenab-ı Hak inşallah bayram gelmeden Gazze'ye de zaferlerle bayram gelmesini nasip eylesin. Amin. Ben de Elazığlı tüm hemşehrilerimizin, ülkemizin, memleketimizin, alem-i İslam'ın Ramazan-ı Şeriflerini tebrik ediyorum. Bugünkü zaten başlığımız, siz daha sonra paylaşacağınız iyilikler getirdiğin... Evet. Ramazan-ı Şerif. İyilikler getirdiğin Ramazan-ı Şerif. Bunu konuşacağız hocam. Evet, Ramazan-ı Şerif... Kur'an tilavetleriyle, teravihleriyle, sair ibadetleriyle muazzam bir iklim, manevi bir iklim. Evet, bizim konumuz iyilikler getirdin, Ramazan-ı Şerif. Ramazan-ı Şerif bize nasıl iyilikler getirir? Hangi pencereden bakarsak bu iyilikleri görebiliriz? Sizlerden duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Eyvallah. Buyurunuz. Ramazan en başta şimdi dendiğinde, Ramazan-ı Şerif dendiğinde iyilik artı güzellik. Bu ikisini yan yana koymamız lazım. Bu ikisi beraber geliyor, vagonlarla geliyor, dolu dolu geliyor. Cenab-ı Hakk'ın sonsuz rahmetinin içinden ve bu Ramazan yine geldi. Ne kadar hamd etsek azdır, ne kadar şükretsek azdır. Geçen seneye bir dönecek olursak, bu seneki Ramazan'a kavuşamayan nice insan var. Geçen sene Ramazan'da da yine bu stüdyolarda programlar yapmıştık. O zaman deprem üzerine sıkıntılar vardı. Çadırda kalan kardeşlerimiz vardı. Şehitlerimiz vardı. Bu sene Gazze hadisesi var. Cenab-ı Hak inşallah bu Ramazan-ı Şerif'in iyiliklerini, güzelliklerini memleketimize dolu dolu göndersin. Dolu dolu güzellikler yapsın. İnsanın dünyaya bir gönderiliş gayesi var. Hüsvali Bey, bu gönderiliş gayesi Ramazan'la tam uyumlu. Biz dünyaya niçin geldiysek, niçin gönderildiysek, buradaki sorumluluklarımız, mesuliyetlerimiz neyse, bunları tam manasıyla anlayacağımız, idrak edeceğimiz bir dönem. Geçen gün iflas etmiş bir adamla karşılaştım. İflas etmiş, bitmiş. Bitmiş adam. Yani sıfırın altına inmiş. Yani bir sıfır düşünün. Evet. Sıfırın altı. Şimdi diyor ki ya nasıl kurtulabilirim, ne yapabilirim, nasıl edebilirim? Onun o hali tam ibretlik. Bir de şöyle düşünelim. Manevi olarak iflas etmiş insanlar var. Manevi olarak iflas etmiş bizim gibi
günahkar kullar var. Bu manevi olarak iflas etmiş kulların imdadına Ramazan-ı Şerif bir can simidi gibi geliyor. Düşünün, büyük bir gemidesiniz. Yani dışarıda büyük dalgalar var. O dalgalarda boğulacaksınız. Eşyanızı düşünür müsünüz? Bavulunuzu düşünür müsünüz? Yani adam gemiyi düşünmüyor. Gemiyi bu terk edip gidiyor, koca gemiyi. İşte Ramazan-ı Şerif can yeleğidir. Ramazan-ı Şerif bütün günahkar insanlara, bütün hatakar insanlara bir can yeleği gibidir. Bizi kurtaran çok harika bir kurtarıcı, büyük bir fırsattır. O yüzden dua edelim. Yani daha ilk başında dua edersek güzel olur. Çünkü ilk düğmeyi doğru iliklersek inşallah aşağıya doğru doğru gider. 30 gün boyunca Ramazan'ı ebedi kurtuluşumuzun bir vesilesi, günahlardan tamamen arınmamızın bir vesilesi olarak görmeye çalışalım. Bu bir fırsat. Evet. Cenab-ı Hak bu fırsatı kullanmayı, sonuna kadar kullanmayı, günahlardan da tamamen arınmayı bizlere nasip eylesin. Amin. Hocam şimdi tabii çok farklı başlıklar altında konuşabiliriz. Evet. Yani bir farkındalık olarak Ramazan-ı Şerif, evet, yani neyi bize fark ettirmeli? Yani iyilikler cihetinden, evet, Ramazan-ı Şerif bize iyilikler getiriyor. Eyvallah. Bu pencereden, farkındalık penceresinden bakarsak neyin farkında olmalıyız? Nelerin farkında olmalıyız? Evet, güzel bir soru. Bu noktadan da bir değerlendirebilir miyiz? Şimdi farkındalığın zıttını bir anlamamız lazım. Farkında olmamak ne demek? Buna İslami literatürde gaflet deniyor. Yani Elazığ tabiriyle gafletten çıkmaya da ayıkmak deniyor. Evet. Yani bir, yani başka bir memlekette ben duymadım. Çok güzel bir ifade. Gaflet var. Eğer dikkat etmezsek, eğer orada devam edersek, orada ısrar edersek o gaflet bizi, Allah etmesin, çok karanlık bir yerlere götürebilir. İşte o gafletten çıkmakla alakalı önce insanın gaflette olduğunun farkında olması gerekiyor. Etrafımızda nimetler var, Allah'ın ihsanları var, ikramları var, güzellikleri var, bereketler var. Bu kadar güzelliklerin içinde biz bunun ne kadar farkındayız? Nefes alıyoruz. Stüdyoya asansörle değil merdivenle indik, yürüyebiliyoruz. Çocuklarımız var, annemiz babamız var, sevdiğimiz eşlerimiz var. Bir ülkemiz var, bir bayrağımız var. Dünyada ülkemizin, bizlerin, Müslümanların bir şahsiyeti, bir haysiyeti var. Peygamber, evet, Efendimizin ümmeti olmak gibi bir şerefimiz var. Ramazan-ı Şerif işte bu nimetlerin farkında olmamızı bize ders veriyor. Çünkü insanda temel 5-6 tane özellik var. Bunlardan bir tanesi, biz aciziz. Ama acizliğimizin ne kadar farkındayız? Susuz kalmalıyız. Biraz aç kalmalıyız. Hemen ulaştığımız o nimetlerden biraz uzak durmalıyız ki o nimetin farkına varalım. Yani Ramazan acizliğimizin farkına vardığımız bir aydır. Evet. Yani acizlik üzerinden bir farkındalığı yaşıyoruz. Diğer taraftan insan muhtaç mıdır? Her şeye muhtaçtır. İşte su burada duruyor. Yani duran suya elinizi uzatamıyorsunuz. Ben arkadaşlara demiştim, Ramazan boyunca konuşacağımız konuları bir arkadan döndürelim diye. Şu an herhalde sistemde de o dönüyor. Yani biz Ramazan-ı Şerif'te mesela, Ramazan Kur'an ayıdır. Ne kadar, evet, farkındayız? Kur'an Ramazan-ı Şerif'te nazil oldu. Ve Kur'an öğrenmek için de bakın 24 saat gibi bir süre yetiyor. Yani her gün isterseniz bir saatte verin. 20 günden biraz fazla zaman sonra yarım saat verirseniz daha, ama toplamda, totalde Kur'an-ı Kerim öğrenme süresi 24 saattir. Herhangi bir kursa gitsek, bir dil kursuna, bir spor kursuna, yani 24 saatte bir dili, bir sporu öğrenmek kolay değil. Ama Rabbimizin kelamını telaffuz etmekle ilgili olan Kur'an-ı Zümüşşan'ı düzgün okumak 24 saatte öğrenilebiliyor. O yüzden bu Ramazan gelin Kur'an öğrenelim. Evet. Çok anlamlı bir yere değindiniz kıymetli hocam. Yani biz bu Ramazan-ı Şerif'i bir Kur'an öğrenme fırsatı olarak, evet, bir seferberlik yapılabilir. Yani bununla alakalı yarın inşallah bir şeyimiz olacak. Yani bir kampanya da başlatmayı düşünüyoruz. Evet. Yani bugün duyurusunu yapalım dedik ama yarın öğrenelim. Annemizden öğrenelim, babamızdan öğrenelim, diyanetimizin kıymetli imamlarından öğrenelim ama Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeden kabre girmeyelim.
Evet. Daha öncesinde geçen umreden bir arkadaş beni aradı. Hocam dedi, burada şey kaldım dedi ya. Yani etrafıma bakıyorum, herkes Kur'an-ı Kerim okuyor, bülbül gibi okuyor. Ama diyor, ben yapamıyorum hocam dedi ya. Geleceğim, geleceğim Kur'an-ı Kerim öğreneceğim. İşte bunun farkındalığı çok kıymetli. Yani Kur'an okumak, Ramazan geldi, her bir harfi, bakınız normalde 10 olan, 10 sevabı uhrevi olan Kur'an-ı Kerim'i okumak, Ramazan-ı Şerif'te 1000 harf oluyor, 1000 tane sevap oluyor. Kadir Gecesi'nde 30 bin sevap oluyor. E şimdi düşünün, böyle bir fırsat var ve siz okuyamıyorsunuz. Böyle boynunuz mahzun, diyorsunuz ki, daha doğrusu mahrum diyelim yani. Oraya yakışan en güzel kelime o yani. O güzellikten, o nimetlerden hem mahzun hem mahrum bir şekilde uzak kalıyorsunuz. O yüzden farkındalığın belki de en güzel taraflarından biri Kur'an öğrenmek, daha çok okumak, manasını okumak, tefsirlerden okumak, beraber okumak. Ama Kur'an ve sünnet-i seniye bizim dayandığımız en kıymetli iki tane kaynaktır, esastır. Yani Kur'an-ı Azimüşşan'ın içindeki hükümler, emirler, yasaklar, Rabbimizin bize söylediği güzellikler ve bir de Efendimiz Aleyhisselam'ın davranış kalıpları bizim için çok kıymetlidir. İşte Ramazan-ı Şerif'te bu nimetleri fark ediyoruz. Her şeyin bir nimet olduğunu fark ediyoruz. O gafletten kurtuluyoruz. Yoksa şu an mesela sizinle benim de dudaklarımız kurudu. Evet. Canlı yayındayız. Bekliyoruz. Bir de şöyle düşünün. İlk günün acemiliğinden dolayı sahura kalkamayanlar, su içemeyenler, içi yananlar. Şimdi onlar bir bardak suyun ne kadar kıymetli olduğunu anlıyorlar. Bir bardak su çok kıymetlidir. Ama ihtiyacınızı hissederseniz, muhtaç olduğunuzu fark ederseniz kıymetlidir. Yoksa nehir akıyor, siz de oradasınız, ihtiyacınız yok. Öyle değil. Yani biz işte Ramazan-ı Şerif'te kul olduğumuzu, aciz olduğumuzu, zayıf olduğumuzu, noksan olduğumuzu, kusurlu olduğumuzu, bunların tamamını fark ediyoruz. Allah razı olsun hocam. Çok güzel noktalara değindiniz. Tabii farkındalık cihetiyle elimizdeki nimetlerin kıymetini anlamak, daha farkında olmak, onlardan işte istenilen derecede güzel bir şekilde istifade etmek. Tabii acizliğimiz var dedik, fakirliğimiz var dedik. Tabii bu Ramazan-ı Şerif'te... Tabii yanlış anlayayım mı? Bu fakirlik şey değil ha. İşte falancılar zengin, öbürü işte... Evet. Öyle bir fakirlik değil. Bu fakirlik, öyle bir fakirlik ki güneşi doğdurmak için her gün güneş doğsun diye kimsede para yok. Yani bütün dünya parasını, servetini verse güneşi bir sefer doğduramaz. Batan güneşi bir sefer ayağa kaldıramadığı gibi yukarıdaki güneşi de aşağıya indiremez. Çok doğru söylüyorsun. Ya bu fakirliği açmak lazım. Şimdi yani izleyicilerimiz bizi yanlış anlamasın da ya bu fakirlik cepteki paranın azlığından bahsetmiyoruz. Yani insanın ihtiyaçlarıyla alakalı, muhtaciyetiyle alakalı bir fakirlikten bahsediyor. Koronada hatırlayın. Evet. Bir nefesin fakiriydik. Alamıyorduk. Yoğun bakımlardaki insanlar, entübe olan insanlar bir nefesin kıymetini, bir nefes alabilmenin, bir öksürebilmenin kıymetini onlar biliyorlardı. İşte insan Allah'ın bize verdiği bu nimetlerle alakalı. Eğer Allah vermezse biz hiçbir şeye sahip değiliz. Bu konudaki ihtiyacımızı fark etmek noktasındaki bir fakirlikten bahsediyoruz. Allah razı olsun hocam. Çok sağ olun. Ayrıntı bizim için önemliydi. Yani Cenab-ı Hakk'ın zenginliği, merhameti yönünden biz fakiriz. Biz fakiriz. Evet, o cihette fakiriz. Şimdi Ramazan ayı denildiğinde, geldiğinde tabii yardımlaşma, komşuluk hakları. Evet. Yani bu hususlar gerçekten daha çok ön plana çıkıyor. Allah razı olsun milletimiz, Müslümanlar bu cihetle akrabalarını gözetiyorlar. Bu komşuluk hakkında Ramazan ayında nasıl daha böyle komşular arasında ilişkimizi... Evet, güzel bir nokta. Yani adı neler yapabiliriz? Evet. Ramazan Şerif, şimdi komşular var. Apartman birbirini tanımıyor. Değişik bir sıkıntının içine düşmüşüz. Site birbirini tanımıyor. Bugün bir kuru temizlemeci tanıdığım var. Kıymetli bir insan. Ya hocam dedi, teravih kılıyoruz dedi sitenin altında. Birbirimizi tanıyoruz dedi. Dedim bak abi ne güzel dedim ya. Ramazan bizi birbirimizle tanıştırıyor. Bizi birbirimizle biliştiriyor. Bizi birbirimizle
arkadaş yapıyor. Üst taraftaki, alt taraftaki birbirini tanıyoruz yani. Şimdi Ramazan-ı Şerif'in oruçları, teravihleri, iftarları, karşılıklı davetleri, bunların hepsi bizi bir araya getiren unsurlardır. Şimdi öncelikle bizim akrabalarımız var. Ama akrabamız İstanbul'da, akrabamız Ordu'da. Şimdi bu akrabamızla görüşmemiz ancak uzaktan oluyor, online oluyor. Ama yanımızda komşumuz var, alttaki yaşlı Ayşe teyze var, yukarıdaki hacı amca var, öbür tarafta yetimler var, babaları şehit olmuşlar var. Bunlarla bizim yaklaşmamız gerekiyor. Yani bizde genelde yardımlaşma konuşulur, paylaşma konuşulur ama bir de yaklaşma vardır. Sözünüzü kesiyorum hocam. Yani burada şöyle bir araya girmek istiyorum. Hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da az daha işte Cebrail Aleyhisselam'ın komşuyu mirasçı kılacağı. Eyvallah. Yani bana diyor Cebrail demiyoruz. Kardeşim geldi, komşu hakkını öyle bir anlattı ki, öyle bir anlattı ki ben zannettim ki Cebrail diyor. Yani onun konuşmalarından sanki biz komşu komşuya varis olacak. Evet. Yani mirasını bırakacak noterde o şekilde olacak. Öyle. Yani tabiri caizse öyle anlaşılmış. O yüzden Ramazan yakınlaşmayıdır. Kimle uzaksak onunla yakınlaşalım. Ama şeytanla, nefsimizle, kötü arzularımızla bunlarla uzaklaşalım. Zaten onlarla uzaklaştırmak için geliyor. Buna bilinçli farkındalık deniyor psikolojide kıymetli hocam. Bilinçli farkındalık. Yani bilinçli farkındalık, bir farkındalık var. Bir de gayretle, bilinçle, evet ben bunun farkında olmalıyım diyerek, kendimizi düşündürerek yapılan bir farkındalık var ve dünya bunu konuşuyor. Dünyada öz disiplini, iradeyi, insanın bir yere odaklanmasını, konsantrasyonunu sağlayan en önemli şey bugün bu olduğu söyleniyor. Bilinçli farkındalık. Bir de bilinçsiz farkındalık vardır. Onu otomatiğe bağlarsınız. Doğru, farkında ama yani olaylar onu, akıntı onu götürür. Ama şuurlu, olaylara üst düzey bir bilinçle bakarak farkındalık çok kıymetli. Yani benim Ramazan'a ihtiyacım var. Bu kıymetli. Bu konuda biz de bir minik duyuruda bulunacağız. Yani az sonra siz de paylaşacaksınız ama ben de arkadaşlar bu görevi bize verdi masadakiler. Evet. Ben şöyle siz bir giriş yapın. Şimdi çünkü şeyi yayınlayalım mı diye kıymetli izleyenlerimiz Ramazan boyunca inşallah yani heyecanlı bir duyuru. Heyecanlı bir duyuru. Bir yarışma mahiyetinde burada sizlere bir Kur'an-ı Kerim hediye olacak şekilde, daha doğrusu buradan bir soru soracağız sizlere. Birazdan yansıtacaklar arkadaşlarımız ekrandan. Bu soruyu Instagram hesabından bilen arkadaşlar arasından çekiliş yapılacak. Üç tane. Hocam evet. Devamını siz getirirseniz daha evet. İyi olur ayrıntılarıyla. Kıymetli izleyenlerimiz, Ramazan-ı Şerif boyunca her gün Allah nasip ederse, sağlık afiyet verirse bu ekranlardan bir soru soracağız. Sorduğumuz soruyu doğru cevaplayıp Kanal 23'ün Instagram hesabına bu cevabı yazanlara da Hayrat Vakfı matbaalarında basılan Osmanlıca mealli Kur'an-ı Kerim hediye edeceğiz. 1000 yıllık eskimez yazımızın mealiyle olmuş, ortada ana metni olan bu güzel Kur'an-ı Azimüşşan'ı, Ramazan Kur'an ayıdır. Hani ne hediye edelim diye biraz düşündük. Baktık ki Ramazan Kur'an ayıdır. En güzel hediye Kur'an-ı Azimüşşan'dır. Kur'an-ı Azimüşşan'dır. Ya. Bu aya yakışır. Yani format şöyle yürüyecek. Biz az sonra bir soru soracağız. Son 15 dakikaya girerken. Çok kolay bir soru. Bileceğiniz bir soru. Yani zor bir soru değil. Evet. Bu soruyu duyuyorsunuz. Kanal 23'ün Instagram hesabına girip orada yoruma sorunun doğru cevabını yazıyorsunuz. Zaten arkadaşlar soruyu yansıttılar. İslamiyet'in 5 şartı nedir? Zaten bir tanesini ben söyledim. Ramazan'da oruç tutmak İslamiyet'in 5 şartından biri. Geriye kalan 4 taneyi de yazalım. İslamiyet'in 5 şartı nedir? Program bitene kadar buraya yorum kısmına bunları yazanların içinden İlk yazanları değil, bir arkadaş onu sordu. Hızlı yazarsak dedi, yok değil. Yaşlılar olabilir, Instagram olmayı başkasına yazdıranlar olabilir. Yani kameraman arkadaşımız aldı şimdi. Güzel böyle, kendi aramızda mesela. Arkadaşlardan da, içimizden, dışımızdan bir şekilde bütün izleyenler buna dahil olabilirler.
İslamiyet'in 5 şartını Kanal 23'ün Instagram'daki yorum yerine yazıyoruz. Yani o bir tanesi Ramazan orucu, oruç tutmak. Diğer 4 taneyi de yazıyorsunuz. O doğru bilenler programın sonunda içlerinden 3 tanesine bu Kur'an-ı Müşşan'ı hediye edeceğiz. İnşallah güzel bir şekilde Ramazan boyunca okursunuz. Manalarından istifade edersiniz. Sürprizimiz buydu. Güzel. Heyecanlı bir durum. Çok teşekkür ediyoruz kıymetli hocam. Bu Ramazan boyunca tabii güzel olacak. Bizleri takip edenler açısından inşallah kazanan izleyenlerimiz ondan istifade eder. Tevafuklu Kur'an-ı Kerim hakkında inşallah farklı bilgiler edinir. Tabii yine ana başlığımız kıymetli hocam konumuza dönecek olursak evet. İyilikler getirdin Ramazan-ı Şerif'i konuşuyoruz. Tabii Ramazan-ı Şerif yani bütün İslam coğrafyasında topyekün bir ibadet şeklinde oluyor. Yani Ramazan-ı Şerif bir sembol. Yani bunu biraz açabilir miyiz? Evet. Yani bu noktadan nasıl? Yani şeyde de dönüyor yani biz Ramazan'ın sembol yönünü konuşmamız lazım. Ramazan bir sembol. Öyle bir sembol ki bizi bir yapan, beraber yapan. Bu aylarda hicri takvime göre, kameri takvime göre oruç tutmak noktasında herkesi bir ordu şekline getiren, bütün Müslümanları bir ordu şekline getiren bir semboldür. Yani birisi Ramazan orucunu bugün gitsek Amerika'da, Avustralya'da, Cape Town'da, Güney Afrika'da veya daha kuzeyde İzlanda'da mesela Reykjavik'te Müslümanlar evet. var. Onlar da oruca başladılar. Onlar iftarı biraz bizden geç yapacaklar. Şimdi biz mesela düşünün ki Elazığ'da iftarımızı yaparken Iğdır'dakiler yapmış oluyor. Evet. Onlar çaylarını içiyorlar. Ama Ankara'dakiler, oradan bizi izleyenler, onlar daha sonra yapacaklar. Ankara yaptı arkasından böyle yavaş yavaş Eskişehir, İstanbul, Edirne derken Avrupa, Bosna'daki, Makedonya'daki kardeşlerimiz, Arnavutluk'taki Müslümanlar bu yavaş yavaş gidiyor. Ama burada ortak bir nokta var. Bunların hepsi eş zamanlı bir ayda başladılar. Evet. O yüzden Ramazan İslamiyet'in bir şairidir, bir alametidir. Yani mesela bazı akıllar şunu diyebiliyor. Ya hocam Şubat'ta tutsak daha kısa olur. Yani böyle sağlam olur. Öyle değil. Bu ayları belirleyen Rabbimizdir. Ve bunda öyle bir güzellik var ki 365 günün hepsine geliyor Ramazan-ı Şerif. Bir daire gibi 33 senede her günü aslında Ramazan olarak yaşıyoruz. Sabit bir günde değil. Hicri takvimin özelliği doğrusal değildir. Daireseldir. Ramazan her 33 senede dönerek güzelliğini bütün aylara verir. Sadece Şubat'a vermez. Şu an Mart'tayız. Seneye belki Şubat'tan da tutulacak. Ondan sonra ocağa gelecek. Ve 33 senede bir, yani bugün daha ilk orucunu tutanlar olabilir ekranları karşısında. Birkaç tane öyle artık çocukla karşılaştım. Yani onlar ilk oruçlarını tutuyorlar. Heyecanlılar. Suya bakışları çok farklı. İhtiyaçlarının farkındalar. Veya bugün yarım gün tutanlar var, tekne orucu tutanlar var. Yani bizim ailemizde hepimize Ramazan bir tebessüm getiriyor. Ramazan hepimize birbirimize yakınlaşmak için bir fırsat getiriyor. Yani dolayısıyla Ramazan'ın bütün bu güzelliklerini kendi aramızda paylaşalım. Anlatalım. Olsun ya şimdi biraz dursun ya bu filmler, diziler, şunlar bir parça dursun. Ramazan'ı izleyelim. Hep beraber Ramazan-ı Şerif'i seyredelim ve Ramazan'ın iyilikler getirdiğini bilelim. Ramazan boyunca döndürdüğümüz bu arka tarafta dönen şeyi inşallah farklı alanlarda konuşacağız. Farklı yönlerini konuşacağız ama bunlar bir kısmı. Yani denizden bir damla gibi. Ramazan-ı Şerif'in çok farklı güzellikleri var. Çok farklı nitelikleri var. Çok farklı bambaşka iyilik getiren yönleri var. Bunları bizim konuşmamız gerekiyor. Çok sağ olun kıymetli hocam. Allah razı olsun. Şimdi tabii Ramazan ayı gelince işte şeytanlar zincire vurulur. Evet. Böyle bir mevzu var. Tabii şeytanlar zincire vuruluyor ama insanoğlu yine günahlara, haramlara girebiliyor. Yani buradaki şey nedir, hikmet nedir, sır nedir veya arkasından şöyle soracak olursak. Yani Ramazan ayı aynı zamanda bizim nefsimizin terbiye etmemiz gereken bir aydır. Yani bu ikisini birleştirirsek nasıl terbiye edeceğiz?
şeytan bağlandığı halde bundan nasıl... Bazıları nasıl oluyor da bağlandığı halde yine günaha giriyorlar. Günaha giriyorlar, evet. Hata ediyorlar, edebiliyorlar böyle mübarek bir ay içerisinde. Eyvallah, güzel bir nokta. Yani güzel. Geçen bana öyle biri bir soru sordu. Yani güzel oldu. Yani birkaç gün önce, hani geçen dediğim de, daha ama Ramazan'a girmemiştik birkaç gün önce. Ya hocam dedi, ben şimdi bakıyorum dedi, Ramazan'dan şeytanları peygamberimiz bağlandığını söylüyor. Ama kimileri dedi, bakıyorsun yani hocam, yani hala Ramazan, yine günahlar, yine haramlara giriyorlar. Şimdi ben de ona ne diyeyim diye düşündüm. Ya dedim, şimdi Efendimiz Aleyhisselam doğru söylüyor. Cenab-ı Hak rahmetini günaha girmememiz noktasında da tecelli ettiriyor. Şimdi şerlerin, kötülüklerin bir özelliği tahrip nevinden olmasıdır. Yani yıkıcıdır, tahrip eder. 20 adamın 20 günde yaptığı bir binayı bir adam bir günde yıkar. Yani şerler, kötülükler tahrip üzerine kurulur. Ve şeytan da bu konuda şer üzerinden, tahrip üzerinden çalıştığından dolayı çok kolay bir şekilde insanları tahrip eder. Mesela düşünün, bir gencin namaza başlaması mı kolay? Yoksa namazdan uzaklaştırılması mı kolay? Mesela bir camiye gitti diyelim. Oradaki birisi ona kötü bir şey söyledi. Böyle yapılmaz dedi. Canını sıkacak bir şey söyledi. Belki de o gencin son namazı olabilir. Bir daha camiye de selam vermeyebilir. O yüzden çok kıymetli imamlarımız, müezzinlerimiz var. Bunlar çocuklara camileri sevdiriyorlar. Gelsinler diyorlar. Yani şeytanın çalışma mekanizması tahrip üzerine olduğundan dolayı kolay. Cenab-ı Hak işte Ramazan-ı Şerif'te bize bir rahmet olarak, Ramazan'ın bir bereketi olarak bu şeytanları bağlıyor. Mesela şeytanlar köpeklerden daha da tehlikelidir. Ağır, kudurmuş bir köpekten daha tehlikelidir. Şimdi düşünün ki bir köpek var diyelim, böyle kudurmuş bir köpek, salyaları akan, zehirli bir köpek. 8 metrelik bir zinciri olsa, sahibi de belli zamanlarda bunu, zincirini kısaltsa, 4 metreye, 3 metreye, 2 metreye indirse, 1 metreye indirse. Şimdi bakınız, o saldırma potansiyeline sahip ama zincir kısaldı, etrafındakilere saldırabiliyor. Dışarıda olanlar ondan zarar görmüyorlar. Bir parça uzakta olanlar zarar görmüyor. Ama birisi de bile isteye köpeğin yanına yaklaşıyor. Geliyor, gel beni ısır diye yaklaşıyor. Bugün olan bu. Ramazan olmuş, yine insanların, bakınız, günahlarda, haramlarda, isyanlarda, yani şeytan bunlara yaklaşmıyor. Onlar şeytanın ilgi sahasına, etki sahasına daha fazla yaklaşıyorlar. Yoksa Cenab-ı Hak onları durduracak, frenleyecek, Ramazan'ın bereketini bize gösteriyor. Mesela bugün şehrimizde her taraf bir huzur vardı, bir sükun vardı. Dün teravihden çıkan insanlar bir mutlulukla çıktılar. Sahura ilk kalkanlar güzel, tatlı bir, yeni bir heyecanla güne başladılar. Bugün Ramazanların mukabeleleri başladı, cüzler okunuyor. Evlerde güzel yemekler, davetler, planlamalar, ne yapacağız, nasıl yapacağız? Bunlarla alakalı bir heyecan var, tatlı bir telaşe var. Şimdi bu arada şeytanlar da tam bağlanmışken ibadetle, ondan sonra tazarru, niyazla, kendi kulluğumuzu bilerek, fani olduğumuzu unutmadan. Biz yokuz. 100 sene önceki insanları düşünün mesela. Şu an 2024'teyiz. 1924'te olan kaç insan var bugün? Yani ve biz de bir gün dünyadan gideceğiz. Belki de bu son Ramazan-ı Şerif'imiz. O yüzden Ramazan-ı Şerif'in kıymetini, Ramazan-ı Şerif'in bize bırakacağı, bize vereceği güzelliği unutmadan değerini bilmemiz gerekiyor. Çok sağ olun kıymetli hocam. Bu noktada düşünceleriniz gerçekten kıymetli. Yani bu sorulan bir sorudur. Yani bu şeytanlar nasıl bağlanıyor falan. Tabii Ramazan-ı Şerif farklı bir iklim dedik. İyiliklerle işte başlığımız çerçevesinde konuşuyoruz. İyilikler getirdin. Tabii bu iyiliklerin içerisinde aslında Ramazan-ı Şerif bir okul olarak da görebiliriz. Yani bizi manen, ruhen, bedenen eğitiyor diyebiliriz aslında. Evet. Yani bu noktadan biz Ramazan-ı Şerif bizim için nasıl bir okul olabilir? Nasıl, evet, bir Ramazan-ı Şerif hızlandırılmış bir okul. Ekranda da dönüyor olabilir. Hızlandırılmış bir okul. Yani bizi bu farkındalıklara ulaştırmakla alakalı,
güzellikleri fark etmekle alakalı, insanın kendisinin iç dünyasındaki potansiyelini keşfetmekle alakalı bir okul. Şimdi okullar vardır mesela giderseniz. Bir de hızlandırılmış eğitimler vardır. Evet. Yani Ramazan eğitimi 12 ay sürmüyor. Cenab-ı Hak bizi bir ayda eğitiyor. Bir aydan sonra diyor ki 11 ay artık siz bu güzelliği diğer aylara yansıtın. Yani bu güzellik burada kalmasın. Yani Şevval ayından sonraki aylarda da yine o Ramazan'da edindiğimiz güzel haller vardı ya. Mesela kulluktu, namaza başlamıştık. Belki bazı bacılarımız tesettüre girebilir, ibadet edebilir, eksiklerini tamamlayabilir, dini öğrenmekle alakalı Kur'an-ı Kerim öğrenebilir, öğrendiğini ziyadesiyle hayatını tatbik edecek şekilde yaşayabilir. Bu güzellikleri bir hızlandırılmış okul şeklinde biz Ramazan'da içselleştirebiliriz. Bunlar artık bizim malımız olur. Yani bize ait bir şey olur. Şimdi insanın kalbini düşünün. İnsanın kalbi gözden girenler, kulaktan girenler, ağızdan girenlerle beraber dolan bir depo gibidir. İnsanın maneviyatı gözümüzle ne görüyorsak, kulaklarımızla ne duyuyorsak, haram lokma gibi veya kötü konuşmalar gibi şeylerle doluyor. Burası hepsi buraya geliyor. Eğer gözümüzden girenler kötü şeylerse, kötücül şeylerse, kulaklardan gelenler kötü şeylerse, kirli şeylerse, kanalizasyon türü şeylerse, ağzımızdan girenler helal olmayan, haram olan, içinde isyan kokusu olan şeylerse, o zaman bu kalp deposu kirleniyor. Kalp deposuna sürekli kötü şeyler geliyor ve kötü şeyleri depoluyoruz. Aslında Ramazan bir detoks çeşidi. Temizlendiğimiz vücuttaki kirleri, atıkları, artıkları, kötü olan ne varsa bunlardan uzaklaştığımız işte hızlandırılmış bir okul. O okul bize bunları öğretiyor ve böyle yapmamız gerektiğini öğretiyor. Bugün kayıt olduk. Evet. İlk gün Bismillah dedik, sağlığımız yerindeyse oruçlarımızı tutuyoruz. İnşallah 30 gün sürecek. Böyle bir okula başladık. Devamsızlık yok. İnşallah. Yani teravihlere devam edeceğiz, oruca devam edeceğiz. O güzel cüzleri şey yapacağız. Yani şimdi okulda şey de vardır ya, yani kayıtla alakalı mesela bir liste de vardır. Yani mesela şöyledir, falanca gün geldi, gelmedi, eksi, geç kaldı gibi. Biz hiç devamsızlık yapmadan bu hızlandırılmış okulun eğiticiliğinden istifade etmemiz lazım. Evet kıymetli hocam, çok yüreğinize, dilinize sağlık. Güzel bir program gerçekleştiriyoruz. Allah razı olsun. Tabii son 5 dakikamız kaldı. Genel olarak işte Ramazan bize iyilikler getirir penceresinden konuştuk birçok yönden. Bir toparlayacak olursak Ramazan-ı Şerif'i daha güzel bir şekilde nasıl yaşayabiliriz ve bundan sonra da hayatımıza bu Ramazan-ı Şerif'i nasıl yansıtabiliriz? Genel bir toparlarsak 5 dakikamız kaldı. Buyurunuz hocam. Eyvallah. Hani Efendimiz Aleyhisselam diyor ya, kıldığınız namazı son namazınız gibi kılın, veda namazı gibi kılın. Biz de bunu bir veda Ramazan-ı Şerifiymiş gibi düşünsek, sanki son Ramazan-ı Şerifimizmiş gibi düşünsek, dostlarımızla belki son iftarlarmış gibi. Bakın o zaman insan kıymetleniyor, sevdiklerini arıyor. Yaşlı bir amcası var, onu arıyor. Yaşlı bir teyzesi var, onu arıyor. Hiç akrabası olmadığı halde Ramazan-ı Şerif'te huzur evlerine gidebiliriz. Yetim çocuklar var, onları sevindirebiliriz. Türkiye'de gurbette olanlar var, muhacir olanlar var, depremzedeler var. Yani Ramazan-ı Şerif bizleri bu manayla bir araya getiriyor. Yani Ramazan sadece ağızlarımızı bağladığımız, ekmeği, suyu, birkaç şeyi kestiğimiz bir iklim değil. Allah bizim insan olmamızı istiyor. Ramazan bizi insanlaştırır. Ramazan bizlere bir insanın olması gereken şerefini, itibarını, haysiyetini, şahsiyetini tekrardan iade eden bir özelliğe sahip. Ve Ramazan nedir biliyor musunuz? Her Ramazan tek kullanımlıktır. Yani bu Ramazan-ı Şerif bir daha gelmeyecek. Bu Ramazan tıpatıp olarak bir daha gerçekleşmeyecek. Doğru, ömrümüz varsa bir sonraki Ramazan yine bir Ramazan-ı Şerif'tir. Ama bunun aynısı değildir. Her Ramazan'ın tek kullanımlık, tek yaşamalık olduğunu bilerek kullanmamız lazım. Hani vardır, bir nehirde iki kere yıkanamazsınız derler. Evet. Gittiniz, nehir akıyor. Doğru, yıkanıyorsunuz ama aynı nehirde, aynı noktada. O su aynı su değil.
Hücreleriniz değişti. Milyonlarca hücreniz öldü, yeni hücreler geldi. Siz de aynı siz değilsiniz. Dolayısıyla bu Ramazan-ı Şerif tek kullanımlıktır. Tekrarı bir daha, bakınız, olabilir ama aynısı olmayacak. Tıpatıp olmayacak. Fırsatlarla, güzelliklerle, imkanlarla ve Allah'ın bize rahmetleriyle dolu dolu geliyor. Ramazan-ı Şerif'in sonunda bağışlanarak yeni doğmuş bir bebek gibi tertemiz dünyadan gitmemiz mümkün bir fırsatla dolu. Bu fırsat bir daha gelir mi? Gaybı Allah bilir. O yüzden tekrardan Cenab-ı Hak tüm şehrimizin, Elazığlıların, ülkemizin Ramazan-ı Şerif'ini mübarek eylesin. Özellikle Gazze'deki kardeşlerimizin, o zor şartlarda 5 vakit namazlarını aksatmayan o kahramanların, o zor şartlarda belki de sahursuz, iftarsız oruç tutacakların yardımcısı olsun. Yardım derneklerimiz çok şeyler götürüyorlar. Devletimiz orada çok imkanlarıyla var. Yani yakından bildiğim konular ama onlara da dua edelim. Özellikle Ramazan-ı Şerif'te bir paragraf hususen Gazze için açalım. Evet, çok sağ olun kıymetli hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Tabii şu an programımızın sonuna geldik. İnşallah bir sonraki iftar programında görüşmek dileğiyle. İnşallah. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.